Mikrofonun bozuluyor. Yapma. Hayatım, o hep bozuluyor. Üst yeri çok güzel. Heba almasın diye diyorum ben. İşte iddialı, normal değil. Yok yok, bence de birazcık. Hayatım, ben zaten iddialı giyinen bir kadınım ya hani ben. Ya, tamam bebeğim, tamam, böyle şeylerin de çok iddialı olmasın. Giranur, sen karıştırır mısın kıyafetini? Hayır, karıştırmam. Bebeğim, kanka, şunu lütfen giyebilir misin? Gel. Kolları tamam, karıştırıyormuşsun gibi duruyor ama yine gel, de sen bilirsin. Otur. Böyle almadım ama ya. Otur. Tamam, tak onu. Bunları çok baştan çözmeniz lazım ama bu konuları. E tamam ama böyle şimdi, böyle çıktı. Ne yapacağım ben? Kıyafete karışan erkeğin o. Dışarı var, çıkmaya karışan erkeğin o. Arkadaşı karışan erkeğin o. Gel. Karışmayan erkeği okey. Ya ben öyle olmayacağım. Ne demek öyle olmuyor? Birazcık rahatlık oluyor. Yok, olmuyor. Otur. Kabul etmiyorum. Niye rahatlık olsun? Ben bir şeye karışmıyorum. Ama bir şeye karşı çıkıyorsam onda bir absürt bir durum vardır. Hiçbir absürtlük yok. Var. Sen kendi kendine artık itiraf et, ben karışıyorum de. Karışıyorum. Bence var. Var cidden. Bence yok Batya. Arkadaşıyım diye söylemiyorum, var yani. Bikini gibi bir şey yani. Abartma istersen ama. Nasıl abartma ya? Neresi bikini gibi? Sen hayatında bikini mi görmedin Bat? Bikini gibi. Bat, o boyda etek giyen kızlar var, evet, istersen. Evet, şöyle olmaz, giyinen insanlar var. E tamam, o da yanlış zaten. Ve benim altım kapalı. Hadi gel, yastık savaşı. Hadi gel, tamam. Dur ama şunu da bir koyayım buraya. Ulan sen var ya sen. Demek bana böyle dersin ha? Demek, bekle bir dur, bir dur, bir dur. Demek en sevdiğin ünlü Ester. Ester, of Ester'im gel buraya. Ester kadar başına taş düşsün. Sen Ester'i beğenirsin ama kili çamaşırlarını İlay da yıkar. Sen Ester'i beğenirsin ama cenazene gelir. Cenazene İlay da gelir. Allah korusun de, tövbe tövbe. Ester'miş. Sanki kendisi de... Şimdi birazdan sen şey ol, beni puanla. Ah, keşke bir ne olayım, hadi Doğru'ya moda oynayalım. Doğru'ya moda oynayalım, tamam, birazdan geç sen beni puanla. Bir tane tahtayı tamam, alalım şimdilik arkadaşlar. Tamam. İlgör kalsın, İlgör kalsın, İlgör kalsın, İlgör kalsın. Bu kötü, bu kötü oldu, bu kötü oldu o yüzden. Tamam. İçeride bir sürü insan bu var. Bu Semet, gelsenize şey oynayalım, kıyafet puanlama. Kıyafet mi, ne? Kıyafet puanlama oynayalım. Kıyafet puanlama mı? Evet, jüri olacağız biz Buse'yle. Senle Mert, şey, Görkem'in kıyafetlerini eleştireceğiz. Sıradaki yarışmacımız Görkem Han Işık, podyumda. Girmiş gibi bakıyor. Eş. Gelsin bakalım. Endamını görelim. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, nereden katılıyordunuz yarışmaya? Ben Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan? Evet. Hmm. Hollanda'da kumarhanem var. Aranıyorum şu an. Keşke kalsaymışsın şu kombinle Hollanda'da yani. Interpol tarafından aranıyorum. Sizin yarışmanızı gördüm, başvurdum, buraya geldim. Umarım yakalanmam program sonrası. Emin olun hiç yakalanmazsınız. Halka, halka mal olmuş bir platformda boy Allah gösteriyorsunuz. Allah. Ve ben yakalanmayacağınızı umuyorsunuz. Gerçekten harikasınız. Her neyse. Ben yorumluyorum direkt, o zaman başlıyorum yani. Şöyle bir dönebilir miyiz? Şöyle bir... Vah, 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 vah. Ceketi çok beğendim. Ceket çok iyi bu arada. Ayakkabı bir... Farklı bir kumaşı var gibi geldi bana. Ne o, rugan desek değil. Rugan değil, evet. Farklı bir tarz. Kendi başına çok iyi bir tarzı var bu arada ayakkabının. Ama pantolon ve içinizde... Şöyle bir açarsanız içinizi görelim. Evet. Şimdi soyayım mı? Hayır, öyle hiç değil. Şöyle... Kazak da çok başarılı. Sadece bunun altına daha farklı bir pantolon beklerdim. Nasıl bir pantolon? Parçalar ayrı ayrı çok başarılı. Ceket olay. Ayakkabı kesinlikle olmamış. Belki mesela içindeki kürkün renginde bir ayakkabı tercih etseydiniz çok daha tamamlayıcı bir kombin olabilirdi. Ben puanlayayım direkt, sonra size vereyim yorumu. Şöyle bir done de vereyim.
Tam polis geldi, ben direkt böyle çıktım. Etkilemeye çalışma canım, tam etkilemeye yani çalışma. Hazırlanamadım, anladım. Hazırlanamadım. Hmm. O yüzden kaçıştım, geldim. 10 üzerinden. Ne yapalım ama onu maalesef göz ardı etmek zorundayız. Bu bir sebep değil bizim için. Ben yorumluyorum, çok da öldürmeyeceğim. Yani ayakkabıdan kırıyorum, ceket çok olay. Teşekkür ederim. Pantolondan da kıracağım biraz, ben şöyle... 7. Çok teşekkür ederim. Gözlerim kanıyor. Modayı katletmişsin. Sen nereye geldin canım bu kılıkta? Ben bu kılıkta söyledim işte. Burada kumar sen aynaya yerim. Baktın mı buraya çıkmadan önce canım? Bakalım, bakalım. Bu nasıl bir kaban? Bu nasıl bir pantolon? Bu nasıl bir ayakkabı? Ayakkabıyı nereden aldın? Cami kapısından mı çaldın o ayakkabıları? Sen doğru Hollanda'ya geldiğin gibi geri git, iyi ki yakalanmamışsın. Seni yakalayan polisler seni eve geri bırakırdı. Hadi derdi. Allah Allah. 10 üzerinden ben yani bir ben veriyorum bunu... o da ayıp olmasın diye. Bunun geri dönüşü de var bu arada. Gözüm görmesin seni. Hadi hadi post kesmeye devam et hadi. Sen görürsün. Seni yazdım. Hadi. Seni yazdım kızım. Hadi. Olay. Bulacağım seni. Ay çok hadi, iyiydi. Hadi. Ben gerçekten insaf davrandım. Pişman ben gidiyorum ya. Hollanda'ya girmeyeyim. Şimdi yeni yarışmacı da artık bu kadar insaflı davranmıyoruz. Ben gidiyorum kardeşim, yeter ben. Yeni yarışmacımız hazır mı acaba? Bir Hollanda uçağım gelmiş. Alabilir miyiz? Herkes kızlar evi. Evet, sıradaki yarışmacımız Mert İndere. Jüri taraflı olay. Yorum mu acaba? Asla. Ne bakıyor kardeşim? Ağzım suyu aktı ayol, şöyle kapardım. Kız İvana. Yarım Türkçeyle konuş sana, yarım Türkçeyle. Jüriyi kaybettik. Oo. Reji jüriyi kaybettik. Bu senin ulaşılan. Biraz sıcak bastı, kusura bakmayın o yüzden. Bana da bastı. Önce sana bırakıyorum, evet, ben Buse şu Hanım. An birazcık şey hararetten. Objektif yorum yapamayacaksınız yo, galiba. Yok yapacağız. İyi misiniz Buse Hanım? Birazcık sadece şey... Kendinizi tanıyor musunuz? Klimaları fırlayabilir miyiz? Çok teşekkürler. Evet, bana da biraz vurabilirsek iyi olur. Oradan buraya bir ateş tufanı geliyor çünkü. Adım Mükremin. Monokalı Mükremin derdi. Mert İndere dedik aşkım oradan. Mert İndere olsun, değişti. Lakabı ikinci belki. Adım o. Göbek adım Mert. Aa öyle mi? Evet, göbek adım Mert. Hmm. Normalde Mükremin, Mükremin İndere. Aa. Monokalı Mükremin derler bana. Ne iş yapıyorsun? Az. Ne iş yapıyorum? Tekstil uğraşıyorum demek isterdim ama uğraşmıyorum. Heh. Nereden katılıyorsunuz programa Mükremin Monokalı Bey? Monokalı geldim ben. Monokalı'da. Evet. Türk bugün yurt dışından bayağı bir gelen grubetçi kardeşlerimiz evet. Var. Hmm. Pazarlama işiyle uğraşıyorum. Ya şimdi Mükremin'cim altın yazlık, üstün kışlık. Salak bu ya. Nedir ya? Bu moda katliamı burası ya. İşte ben müşterilerime bir yaz bir kış olduğum için genelde bunu yaşattığım için böyle de bir konu. Ben bu işi bırakıyorum. Bu ne böyle modadan anlamayan adamları getirmişsiniz böyle ya. Ben... Aslında doya doya bir kombin yaptım ama yani siz biliyorsunuz. Çift yönlü bir kombin ama. Çift yönlü bir kombin. Ya, abartmıyorum gelmeden önce. Doymaya doymaya. Gelmeden önce de böyle biraz. Gelmeden önce de böyle yapıyor. Yok yapmıyoruz kesinlikle. Puan bir önceki gelen arkadaştan bir tık daha iyi olduğunuz için ona 1 vermiştim. Hatırlamıyorum, ben onu görmüyorum artık. 10 üzerinden 1 vermiştim ona. Size 2 veriyorum. Çok bonkörsünüz, çok teşekkür ederim. Evet, ben... Ben Buse Hanım'ın puanını çok merak ediyorum. Şu ceketi bir çıkarabilir misiniz rica etsem? Üstündekini de bir çıkart bir bakayım sen. Yani şey, evet tişörtü de şöyle. Onu da bir çıkart bakayım. Hayır. Şimdi kombin olay ama ceketsiz. Siz de öylesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu gerçekten iyi pazarlıyor bu arada. Bir etkiliyor. Her neyse, konumuz bu değil. Ceketsiz bu şekilde bir kombini kabul edebilirdim. Ceket biraz alakasız geldi. Şöyle kendi başına iyi ya da içerisinde bir kazak, daha çok böyle boğazlı bir kazakla tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz biraz yaz kışı karıştırmışsınız. Vereyim kardeşim. Onun için çok ceketten sen kıracağım. Sen beni çıkarma ona mı? Pantolon çok başarılı. Kalıbı şöyle bir dönersek kalıbını iyi göreyim. Bak. O of.
Kalıba mı baktı acaba? Kalıba, inşallah kalıba bakmışsınızdır diye düşünüyorum ama. Stüdyoda alevanlar. Çok iyi oturmuş. Bir daha dönmemişler Cuk. Misiniz şöyle? Of de, bir daha de. Hani şöyle. Çok da öyle şeyler yapmıyorlar. Cuk diye oturmuş adeta. O kadar iyi ki pantolon. Tişörtün rengine ve pantolonun renk uyumuna bayıldım. Gerçekten uyumu güzel. Vallahi kemer ben... koyu kahve mi yoksa koyu kahve, siyah evet. mı? Koyu kahve. Yakından bakmak ister misin? Yok. Sağ olun. Kemer de okey aslında. Sanki kemer bir tık açık renk olsa, bir tık açık kahve böyle bir tık ama üstündekinden daha koyu. Çok gözükmüyor ama biraz. Kemer sanki. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şaka bir yana, geçen Görkem'le ablam telefonda konuşurken ablam ne dedi biliyor musun? Ablam aşkım 40 yaşında evli, yanlış anlama. Hayır. Şey dedi Görkem'e, ya dedi gerçekten her gün dedi normalde kızların ne giydiğine bakarız ya. Ben her gün Mert'in dere ne giymiş diye bakıyorum. O kadar dedi bayılıyorum çocuğun buradan giyimine ablana dedi. Çok çok selam. Aynen. Görkem diyor ki favorin kim der ya abla, o diyor ki sen bir de Mert'in. Ya sağ olsun, öptük buradan kocaman sevgiler. Şimdi programa dönüyoruz, evet. Böldünüz. Evet, böldünüz, reklam soktu oraya. Genel anlamda saç, saçlar yani sakallar, hani o hareketler, yani kombin komple çok iyi ama ayakkabıyı beğenmedim. Ayakkabı bir olmamış yani. Bunun altına bu tarz bir ayakkabı beklemezdim. Farklı, daha böyle nasıl, Ruganda değil. Şey, bir erkek ayakkabı. Evet ama anladın, anladım. Kalıbını değil evet. mi? O tarz bir ayakkabı beklerdim. Daha iyi olurdu. Renk olarak da bu değil kesinlikle. O yüzden ben direkt artık puanlamak istiyorum. Bir önceki ceketten bayağı kaç puan vermiştiniz? Ben 10 üzerinden 7 vermiştim bir önceki yarışmacımıza ama size 100 üzerinden 98 veriyorum. Ya benim aşkım yenilmesin. Ben ona şaka yaptım. Aşkım, artık ben aşk baş yok. Ben birinin yanına sıfır koymayacağım. Bu yarışmanın kırmızı forması eleştirmek. Kırmızı odaklı istiyorum. Kırmızı odaklı. Şimdi bir de geliyormuş kırmızı oda.